Önceki en saçma speedrunlar videomda klasik ve Java sürümündeki kategorilere bakmıştık. Bu videoda ise 4 farklı sürüm var. Speedrunlara geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsan aşağıdan videoyu beğenebilirsin. Ayrıca videoyu izleyenlerin birçoğu kanalıma abone olmamış. 100 bin aboneye gerçekten çok az kaldı. Ve 100 bin abonede facecamlı yayın yapacağım. O yüzden kırmızı butona basarsan beni çok mutlu edersin. Kanala abone olup videoyu beğendiysen speedrunlara başlayabiliriz. Videonun başında da dediğim gibi 4 farklı sürüm var ve bunlardan ilki 1 Nisan sürümleriyle alakalı. Biliyorsunuz ki Minecraft her yıl 1 Nisan'da yeni bir güncelleme yayınlıyor. Bu güncellemelerin ortak yanı ise troll olmaları. Bu kategoride ilk bakacağımız sürüm 15W14A. Diğer bir adıyla sevgi ve kucaklama güncellemesi. Obsidian'dan bot yapabileceğiniz, hasar aldıkça canınızın arttığı bir sürüm. Hatta oyunu bitirmek için oldukça fazla hasar almanız gerekiyor. Bir oyuncu oyunu bitirmek için hemen mağaraya iniyor ve çevredeki tüm iskeletleri bir alana topluyor. İskeletlerin ona saldırmasını basıyla hızlıca cam barını dolduruyor ve karşısına mayın tarlası çıkıyor. Evet, mayın tarlası. Bu sürümü bitirmek için mayın tarlasını bitirmeniz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde mayın tarlasını tamamlayarak oyunu 7 dakika 40 saniyede bitiriyor. Diğer bir kategorimiz ise Trendy Update sürümünde. Kısacası bu sürümde oyuna sanal gerçeklik gözlüğü, USB şarj bloğu gibi eşyalar eklendi. Gözlük sayesinde haritayı 3 boyutlu şekilde görebiliyordunuz. USB şarj bloğu ise aslında Redstone bloğunun birebir aynısı. İşte bu kategorideki amacımız USB şarj bloğunu en hızlı şekilde üretmek. Bunu yapan kişi oyunu orman tapınağının yanında başlıyor. Hemen çalışma masası için yanına bir tane odun alıp tapınağın içindeki sandıktan gerekli eşyaları topluyor. Böylelikle 14 saniyede bu speedrun'ı tamamlıyor. Diğer bir kategori ise 90'lı yılların oyunlarıyla dalga geçen bir sürümde yer alıyor. Eski oyunların sürekli disk problemleri çıkarması, bu yüzden ekrana uyarı vermesi gibi şeyler var. Ve bu sürümde oyunun vazgeçilmezi olan hile kodları da fazlasıyla bulunuyor. Hilesiz bir şekilde bu speedrun'ı yapabilen olmamış. Bu yüzden hileyle bitiren kişiye bakacağız. Run'ı yapan kişi oyun başladığında bütün hileleri yazıyor. Aşırı güçlü oluyor ve ayrıca uçabiliyor. Gerçekten oldukça zor bir speedrun olacak gibi. Biraz Enderman ve Blaze tokatladıktan sonra Ender ejderhasını hızlıca kesiyor ve bu speedrun'ı 9 dakika 12 saniyede bitiriyor. Diğer 1 Nisan sürümü ise 20W14 Infinite sürümünde. Bu sürümde oldukça fazla sayıda boyut var. Yapmanız gereken elinize bir kitap alıp imzalamak, ardından Nether portalın içine atmak. Attığınızda portalın rengi değişecek ve çok çılgın dünyalara gideceksiniz. İşte bu sürümde oyunu bitiren biri var. Tamı tamına 2 dakika 10 saniye ile ilk sırada yer alıyor. Bunu başarmak için önce köydeki yatakları topluyor ve kendi kitap ve tüy yapıyor. Burada kitaba yazdığınız harfler çok önemli çünkü seed gibi çalışıyor. İmzaladıktan sonra kitabı Nether portalına atıyor ve açılan boyut direkt de çıkıyor. Hızlıca yatak taktiğiyle ejderhayı kesip oyunu bitiriyor. Son olarak bu sene yapılan 1 Nisan sürümünde ise elinize sadece bir şey alabiliyordunuz. Aldığınız şey blok veya canlı olabilir. İsterseniz bunları fırlatabilirsiniz. Ayrıca bir envantere sahip olmayacaksınız. İşte bunlara rağmen bu sürümde oyunu 5,5 dakikada bitiren biri var. Run'ı yapan kişi oyuna girdiği gibi önüne çıkan tavuğu eline alıyor ve bu sayede havaya yükseliyor. Uzun bir yolculuktan sonra orman tapınağındaki fırlatıcı eline alıyor ve Stronghold'a doğru ilerliyor. Bu seed'i seçme sebebi End Portal'ının milyonda bir ihtimal açık olması. Vardığında sol eline bir düğme alıyor ve portalın yanında bu şekilde bug yapıyor. Bu sayede end'den geçtiğinde fırlatıcı sayesinde oyunu anında bitirebiliyor. Şimdi de Bedrock sürümündeki speedrunlara bakalım. Burada aslında çok fazla kategori yok. Bu yüzden aralarından en saçmalarını buldum. İlk speedrun'ın amacı McDonald's çalışanı olmak. Yapmanız gereken şey ekmek, pişmiş et, pişmiş tavuk ve pişmiş patates toplamak. Bir oyuncu tüm bunları 39 saniyede toplayarak run'ı tamamlıyor. Diğer bir speedrun'ın konusu ise Nether'da başlayarak oyunu bitirmek. Run'ı yapan kişi oyuna başladığında birkaç eşya yapıp Bastion'a gidiyor. Piglinlerle takas yapıp Blazer'ı da avladıktan sonra tam olarak End Portal'ın önüne açılacak bir Nether portalı inşa ediyor. Daha sonra hızlıca ejderhayı keserek buranı 6 dakika 23 saniyede tamamlıyor. Biliyorsunuz ki oyunda zombi köylüler var ve bu köylüleri tedavi edebiliyorsunuz. Tedavi etmek için önce zayıflık iksiri atıyorsunuz, ardından altın elma yediriyorsunuz. Tedavi edebileceğiniz laboratuvar igloların altında %50 ihtimalle oluşuyor. İşte bu speedrun'ı yapan kişi direkt iglonun yanında başlıyor ve zombi köylünün yanındaki taşı kırıyor. Ardından köylüyü iyileştirerek speedrun'ı 2 dakika 4 saniyede tamamlıyor. Bedrock sürümündeki son speedrun bana oldukça garip geldi. Bu kategoride oyuna başladığınızda 1 elitranız ve 64 tane havai fişeğiniz oluyor. Yani bu speedrun'ı uçup kaçarak yapıyorsunuz. Run'ı yapan kişi set seed'le oynadığı için nereye gideceğini de biliyor. Böylelikle run'ı 2,5 dakikada tamamlıyor. Minecraft'ın Bedrock sürümünde oyunun eğitim modunu aktif edebilirsiniz. Bu modla beraber kimya çalışabilir ve kodlama yapabilirsiniz. Hatta bu sürüm bazı ülkelerde okulda eğitim için kullanılabilir.
kullanılıyor. Ne kadar yararlı ve güzel bir sürüm değil mi? İşte bu sürümdeki speedrunlardan ilkindeki amacımız kod yazma dersinin ilk sorusuna en hızlı şekilde yanlış cevap vermek. Evet, bu bir speedrun kategorisi. Bunu yapan kişi 4 saniye 767 saniyesiyle listenin ilk sırasında yer alıyor. Bu sürümde eğitim ön planda olduğu için Minecraft'ın öğretici bölümü de mevcut. Oyunun mekaniklerini öğrenmek için yapılan bu bölümü en hızlı tamamlayan kişi 2 dakika 42 saniye ile rekoru elinde tutuyor. Eğitim sürümünün son saçma speedrun'ı ise verilen kodlama sorularının cevaplarını en hızlı şekilde yapmak. Cevaplarını bildiğiniz bir sınava giriyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Run'ı yapan kişi 3 dakika 32 saniyede tüm kodlama sorularına cevap vererek run'ı tamamlıyor. Artık Java sürümüne gelebiliriz. Çünkü en garip ve en saçma speedrun'lar Java sürümünde. İlk speedrun'ımızda amacımız arı kovanını kırmak. Oyun başladığı gibi doğduğu yerin tam karşısında arı kovanı bulunan bu oyuncu speedrun'ı 450 saniyede tamamlıyor. Gerçi bunu yapabilen toplamda 18 kişi daha var. Sıradaki speedrun kategorisinde amacımız oyunda bulunan tüm eklem bacaklı yaratıkları öldürmek. Yani Silverfish, Endermite, zehirli örümcek ve normal örümceği öldürmeniz lazım. Run'ı yapan kişi önce Mansion'a gidiyor, 2 tane TNT ve sandıktan Ender gözlerini alıyor. TNT'lerden birini Mansion'ın içinde Silverfish'i öldürmek için kullanıyor. Ardından hızlıca Mineshaft'e gidiyor ve orada TNT'yi yerleştiriyor. Spawner'dan doğan zehirli ve normal örümcek oyuncunun yanına geliyor. Bu kısımda speedrun'ı tamamlaması için son bir yaratık kalıyor. O da Endermite. Ender incisi kullandığınızda %5 ihtimalle ortaya çıkma ihtimali var. Run'ı yapan kişi bu ihtimali gerçekleştirerek 58 saniyede rekorun sahibi oluyor. Minecraft'ta üretilmeyen ve aynı zamanda hayatta kalma modunda elde edilemeyen eşyalar var. Bu speedrun kategorisinde amaç bu eşyaları elde etmek. Bu eşyalar elde edilmiyorken bir de bunları en hızlı şekilde nasıl alacaklar diye düşünüyorsanız haklısınız. Tabii bu kategoriyi sadece oyunda bulunan hatalar sayesinde yapabiliyorsunuz. Mesela katman kayasını elde etmek için yapılan hatayı önceki videomda bahsetmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Biz de bu kategoride Ant çerçevesini elde etme speedrun'ına bakalım. 1.9 sürümünün ilk zamanlarında oyuna Ant boyutu eklenecekti. Tabii o zamanlar Ant portalının görünüşü ve işleyişi şu an bildiğimiz gibi değildi. Speedrun'ı yapan kullanıcı oyun başladığında hızlıca birkaç creeper avlıyor ve TNT yapıyor. Ardından hızlıca Stronghold'a gidiyor. Burada araya girmeliyim. Oyuncu bu seed'e ilk kez giriyor ve göz kullanmadan Stronghold'u buluyor. Bunun sebebi oyun geliştiricileri oyuna Ant portalını yeni eklediği için deneme amaçlı bu şekilde cam sütunlar eklemişti. Bu yüzden portalın yerini hızlıca bulabiliyor. Vardığında TNT'yi patlatarak Ant çerçevesini 3 dakika 4 saniyede elde ediyor. Sıradaki speedrun'ın amacı hiçbir şekilde envanterinizin üst kısmını kullanmadan oyunu bitirmek. Ancak hayatta kalma modunda değil, yaratıcılık modunda. Evet, bu arada yanlış duymadın. Öncelikle uçarak yıkılmış portalın sandığını alıyor. Ardından çalışma masasında çakmak üretip Nether'a geçiyor. Yaratıcılık modunda olduğu için istediği eşyadan bir tane olması yeterli. O yüzden bir tane Blaze çubuğu ve Ender gözü olarak Stronghold'da açılacak bir Nether portalı yapıyor. End'e gittiğinde ise yine End portalı yaparak dünyaya dönüyor. Böylelikle speedrun'ı 43 saniyede tamamlıyor. Herobrine'ı biliyorsunuzdur. Minecraft'ın en gizemli efsanelerinden biri. Herobrine'ı dünyanıza çağırmak için bu şekilde bir totem yapmanız gerekiyor. Bu oyuncu dünyayı oluşturduktan sonra hızlıca orman tapınağındaki demirleri toplayıp Nether'a geçiyor. Biliyorsunuz ki Bastion'larda altınların yoğunlukla bulunduğu yerler var. İşte tam olarak buraya Herobrine'ın totemini yapıyor. Ancak run'ı yaparken oyunu sürekli durdurduğu için düşünme fırsatı oluyor. Böylelikle normalde 58, oyun içi zamanda ise 41 saniyede speedrun'ı tamamlıyor. Minecraft ölümsüzlük totemi elinizdeyken öldürseniz oyun size bir şans daha veriyor. Peki ölümsüzlük totemini en hızlı şekilde kullanma rekoru kaç dakika veya saniyedir? Yalnız hatırlatayım, ölmeme totemi sadece uyandırıcılardan çıkıyor. Kısacası uyandırıcıyı öldürüp totemi almalısınız ve siz de totem elinizdeyken ölmelisiniz. Sanırım biraz şaşıracaksınız ama tam olarak bunların hepsini 870 saniyede yapan biri var. Nasıl mı? Run'ı yapan kişi Mansion'ın içinde doğuyor. Bu seed o kadar iyi ki Mansion'ın dibinde köy var. Bu yüzden demir golemi de Mansion'ın içinde doğuyor. Speedrun sayıcı ise hareket ettiğinde başladığı için oyuncu sabit bir şekilde bekliyor. Speedrun başlamamış olsa da o sırada golem uyandırıcıyı öldürüyor ve totem yere düşüyor. Run'ı yapan kişi hızlıca önündeki totemi alıp goleme ölüyor. Bu yüzden bu kadar kısa sürede speedrun'ı tamamlayabiliyor. Minecraft'ta kovanın içine 10 tane farklı şey koyabiliyorsunuz. Tabi bu son sürümler için geçerli. 1.16 sürümünde bu sayı 7 idi. Çünkü o zamanlar tozlaşmış kar, iribaş ve aksolot oyuna eklenmemişti. İşte 1.16 sürümünde tüm kovaları doldurma speedrun'ını bu adam 1 dakika 7 saniyede tamamlamış. Kovadan bahsetmişken balıkları kovaya koyup gezdirebiliyorsunuz. Peki balığınıza hiç akvaryum yapmayı düşünmüş müydünüz? Bu speedrun kategorisi için balığın bulunduğu bloğun alt kısmına 9 tane, etrafına ise 8 tane cam bloğu koymanız lazım. Run'ı yapan kişi rastgele bir seed'de başlayıp hazine sandığını hızlıca buluyor ve hemen kova yapıyor. Bu sırada etrafı patlatarak kumları cam yapmak için fırına atıyor. Balığı da denizden alıp hızlıca akvaryuma yerleştiriyor ve böylelikle 1 dakika 57 saniyede speedrun'ı tamamlıyor.
en az bir kere bile olsun düz dünyaya girmişsinizdir. Bu dünya ne kadar bomboş gibi dursa da gezerken gökyüzünde Stronghold bulabilirsiniz. Bu oyuncu da oyun başladığında köydeki yatakları alıp Stronghold'u arıyor. Bulduğunda yukarıya çıkıp parkur yaparak hızlıca portal odasına ulaşıyor. Chunk bug'ı sayesinde portalın 3 blokluk yeri açık olduğundan hızlıca end boyutuna geçiyor. Yatak taktiğiyle ejderhayı keserek 5 dakika 47 saniyeli speedrun'ı tamamlıyor. Ve son olarak dünyanın en hızlı speedrunner'ı sen olabilirsin. Abone ve beğeni butonuna en hızlı kaç saniyede basacaksın bunu test et. Ayrıca kaç saniyede yaptığını yorumlara yazmayı unutma.